Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle yine minik prenseslerimiz için çok güzel bir elbise çalışması yaptık. Elbisemizin örmesi çok çok kolay. İki işlemimizde elbisemizi tamamlıyoruz. Bir yuvalarımızı hazırlıyoruz. İkinci işlemimiz ise yuvalarımızın içerisine trabzanlarımızı örerek elbisemizi tamamlıyoruz. Çok çok kolay bir işlemi var. Umarım sizler de benimle birlikte bu güzel çalışmamızı yaparsınız. Elbisemizi örmek için yaka kısmımızdan başlıyorum. Robamızdan artışlarımızı yaparak kolla gövde kısmını ayırıp daha sonra etek kısmını dilediğimiz kadar örüp uzatıyoruz. Önü ben düğmeli olarak kullandım. Aslında niyetim düğmeli tarafı arka tarafa getirmekte ama böyle daha hoşuma gitti. Hem bir fiyonk bağlayıp hem de düğmelerle daha bir şıklık katmak istedim. Sizler diğer tarafını da ön olarak dilerseniz kullanabilirsiniz. Her iki şekliyle de elbisemiz gayet güzel durmakta. Şöyle arkasını da görelim. Şöyle arkasını çevirdiğimizde de bakınız elbisemizi Gayet güzel şıklıkta olduğunu görüyoruz. Yani her iki yönü de aynı güzellikte elbisemizin. Evet şöyle elime alıyorum ve işlemlerimize bakıyoruz. Önce istediğimiz büyüklük için şöyle görmüş olduğunuz gibi Öncesinde bir yuvamızı hazırlıyoruz sonra trabzanlarımızdan V'lerimizi yapıp V'lerimizin içerisine yeni artışlar yaparak e, ilerletmeye başlıyoruz. Sonra tekrar V'miz sonra trabzanlarımız ve artışlarımız V'miz e, trabzanlarımız V'miz artışlı trabzanlarımız şeklinde elbisemizi örmeye devam ediyoruz. Şöyle en son bitirdiğimizde ise ben şöyle bir e, kurdele taktım. Bakın 1 ve aşağıda 1 ve yukarıda olacak şekilde ince düğmelerle de açılıp kapanır bir ön görünüm şıklığı katmak istedim. Etek boyunu ise istediğiniz kadar çalışabilirsiniz ve istediğiniz genişlik olması için dilediğiniz trabzan sayısı kadar da artışlarımızı yaparak bu genişliğimizi istediğimiz ölçüde sağlayabilirsiniz. Evet, şimdi bu açıklamalardan sonra hemen yapımına geçelim. Kolay gelsin. İnce simli bir ipim var ve iki buçuk numaralı da tığım var. Hemen roba kısmının zincirlerini çekerek başlıyorum ve yuvamı hazırlıyorum. Bir tane düğüm attım ve başlıyorum. 1-2-3 tane zincir çektim. Tığımın başını bir defa doluyorum. Birinci zincirim rahatça çekmiştim. Bakın nasıl şöyle gevşek. Birinci zincir içerisine giriyorum ve başlıyorum. İki defa da kapatıyorum. 1 2 ve Yine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Diğer zincirimi kapadığım yerdeki bu bölüme giriyorum. Yine bir tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. 3 zincir. 1, 2, 3. Tığımın başını doluyorum. Buraya giriyorum. 1, 2. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak yine bu araya giriyorum böyle ardı ardına kutucuklarımızı örüyoruz önce zincir 3 zincir başını doluyorum bir önceki yuvanın kapanma bölümüne yandan giriyorum ipimi çıkarıp bir iki defa da örüyorum bir iki üç kapanış yerine girdim ipimi buradan geçirdim önce doladığımı sonra diğer ilmeğimi örüyorum tekrar 3 zincir çekip tığımın başını doluyorum diğerinin kapanış yerine girip ikisini de alıyorum bakınız ikisini de 1 ve 2. bu şekilde minik yuvalarımızı robamızın boyun kısmına yetecek kadar örerek hazırlıyoruz ardı ardına kutucuklarımı ördüm ve hazırladım şimdi sayalım kaç kutu olduğunu 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 ve 38. 2 tane daha yapalım. 40 olsun. 40 tane kutumuzu hazırlayalım. Hemen 2 tane daha yapıyorum. Ve sonra santim olarak da bakalım. Çünkü iplerimizin kalınlığı farklı olunca e, modelimiz büyük ya da küçük olabilir. Daha ince ile ören arkadaşlarımız için. 40 tane yuvamızı şöyle koyuyorum ve hemen mezurumla ölçüyorum. Mezurumu getirdim. Üzerine bıraktım. Şu şekilde bakınız. Bir burada şöyle tığımın üzerine basıyorum. Diğer taraftan şöyle çekiyorum. Çok fazla asılmamaya gayret ediyorum. 42-43 santim şu aralarda kutuda kutucuklarımızın uzunluğu. Şimdi üzerine örmeye başlayabiliriz. Başlangıçta hemen en son kutudan şöyle zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 3 tane zincirimi çektim. Şu mezurumu alalım. Odaklamada problem yaşıyoruz yoksa. Kutunun içerisine giriyorum. Bir tane trabzan örüyorum. Tekrar yine kutumun içerisine giriyorum. İki trabzan. 3 tane trabzanımız oldu. Bir tane daha yapalım. 4 tane trabzanımız var. İlk kutucuğumuzun içerisinde. Birincisini zincir çektim. Diğer 3 tane trabzanı da yuva içerisine girerek ördüm. Şöyle görelim. 2 tane zincir çekiyorum. Ve yandaki kutucuğa geçiyorum. Tığımın başını dolayarak yan kutuya giriyorum. Bir tane trabzan örüyorum. iki zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. Buraya bir tane V çalıştım. Bakınız. Ve zincir çekmeden diğer kutuya geçiş yapıyorum. Buraya V mi yaptım? O ilk trabzan sonrası olduğu için zincir çekip diğerine geçmiştim. Bundan sonra arada öreceğim bütün yuvaların yani sona kadar yuvaların içerisine e, her bir diğer yuvaya geçişimizde zincir çekmiyoruz. Kutucuklarımızın kendi içindeki yuvalarımızla çekiyoruz. Tığımın başını doluyorum. Giriyorum. Bir tane trabzan. iki zincir. Aynı yuvaya giriyorum. Bir trabzan. Bakın her kutu içerisinde birer V'mizi hazırlıyoruz. Tekrar zincir çekmeden diğer kutu yuvaya geçiyorum. Bir trabzan, iki zincir aynı yere giriyorum. Bir tane trabzan. Hiç farklı işlem yapmıyorum. Sona doğru diğer yuvaya geçişte arada zincir çalışmıyorum. Geçiyorum. Trabzanımı kendi içerisindeki iki zincirimi ve bir tane daha trabzanımı örüyorum kutucuklarımın içerisinde V'lerimi kurarak sona doğru ilerliyorum. Kutucuklarımızın içerisine V'lerimizi örerek sona kadar geldik. Bakınız V'lerimizi yani kutuların içerisine V'mizi ördük. Üzerine iki tane zincirimizle birlikte ve aradan diğerine geçerken zincir çekmedik ve sona kadar geldim. Şimdi sondaki kutumuza gelmeden önce tıpkı baştaki gibi Başta da ne yapmıştık? Bakınız 4 tane trabzan örüp 2 zincirle V'mizin bulunduğu noktaya geçmiştik. Burada da aynısını çalışalım. En sona kadar ördüm. 2 tane zincirimi çektim. Son kutu içerisine trabzanlarım örüyorum. 1 2 şu ipimi bükeyim hatta bunu da altına öreyim. 3 4 4 tane trabzanımı ördüm ve bu ikinci sıramız bitti kutucuğumuzu da sayarsak kutucuğumuzla birlikte iki sıramız oldu şimdi diğer sıramıza geçelim 3 tane zincirimi çekiyorum buradaki her bir trabzanımın içerisine batarak birer birer trabzanım örüyorum bu kenar patımızın bulunduğu bölüm 4 tane trabzandan oluşuyor bir tane zincir çekiyorum Tığımın başını doluyorum. İlk V'nin içerisine giriyorum. İki tane trabzan örüyorum. Bir, bir daha aynı yere örüyorum. İki, bir zincir çekiyorum. Tekrar iki tane trabzan örüyorum. Bir ve iki. Şimdi ne yaptık? Dört tane trabzan ördüm. Bir zincir çekip diğer şuradaki V'li olan ilk kutuma geçtim. İki trabzan bir zincir iki trabzanım ördüm. Şimdi diğer V'ye geçeceğim. Araya zincir çekmiyorum. Tığımın başını direkt doluyorum. V'nin içerisine girerek iki tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Bir tane zincir iki trabzan. Bütün V'lerimizi bu şekilde dolduruyoruz. Birbiri arasına geçişlerde zincir yok. Sadece kutu içerisindeki 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan bu şekilde bir zincirimiz olacak. Diğer V'ye geçiyorum. 1, 2 tane trabzan, 1 zincir, 2 trabzan, 1 ve 2. Hep aynı işlemlerimi yaparak sıramın sonuna doğru ilerliyorum. Şöyle göstermek istiyorum anlatırken kaçıran arkadaşlarım olduysa ya da dilimizi anlamayan arkadaşlarımız izleyebiliyor. Şöyle görerek daha faydalı olmaya çalışıyorum. Sona kadar ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Şöyle görelim. İki trabzan, bir zincir, iki trabzanımızı ördüm ve sıramın en son kutucuğunun bulunduğu yerdeyim. Burayı da ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Ve şuradaki 4 tane trabzanımı örerek bu sıramızı da tamamlıyoruz. Şimdi şöyle bir yere bırakıp görmenizi istiyorum. Dördüncüyü de örelim. Kenar patımızı 1, 2, 3 zincir çekelim, çevirelim. 4 tane trabzanımızı ördükten sonra yaptığımız işlemimizi görelim. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle V öreceğiz. V öreceğimiz yerlerde iki tane zincirimizi çekeceğiz. Trabzan ördüğümüz yerde ise bir tane zincir. Roba kısmımızı bu şekilde ördük. Şöyle yere bıraktım ve şöyle de elime tutarak görmenizi istiyorum. Şimdi yeni sıramıza geçiyoruz. 2 zincirimi çekmiştim. Yuvamın içerisine giriyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan beylerimi hazırlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Diğerine geçiyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Diğer yuvaya geçiyorum. Ve bütün yuvalarımızda bir trabzan, iki zincir, bir trabzanımızı örelim. İki zincir, bir trabzan. Bu bizim V sıramız. Evet sona kadar gelelim. İki trabzan, İki zincirlerimizi örüp V'lerimizi oluşturduk ve sıramın sonuna geldim. Sıramın sonunda da trabzanların olduğu bölümde iki zincir çekiyorum. Kenardaki dört tane trabzanımı birer birer örüyorum. Bir, ikincinin üzerine batıyorum. Üçüncünün üzerine zincirden döndüğüm son trabzanımın da tepesine gelerek batıyorum. Ve dört tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 biraz sıkı yapalım çeviriyorum ve dördünü de birer birer örüyorum birinciyi zincirden ördüm ikinciyi ördüm üçüncüyü ördüm ve dördüncü trabzanımı da ördüm bir zincirim çekiyorum çekmiş olduğum bir zincirden sonra V'lerimin içerisini doldurmaya başlıyorum şimdi burada 2 tane trabzan örüyorum. 1 2. 2 zincir. Öbüründe bir zincir çekmiştim. Burada 2 zincir çekiyorum. Ve 1 2. Aşağıda çalıştığımız gibi yapıyoruz aslında ama burada bir taneydi zincirimiz. Burada 2 tane çekip biraz genişliğimizi veriyoruz. Ve sonra araya zincir çekmeden 2 tane trabzanımı örüyorum. 2 zincir iki trabzan sıranın sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan ve araya zincir çekmeden tekrar V'nin içerisine girerek iki trabzanlarımızı ve zincirlerimizi örüyoruz. Sıramızın sonuna kadar iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı ördük ve sıramızın sonundayız. Yine kenar trabzanımızı çalışma yerindeyiz. Şöyle bakınız bir tane zincirimi çekiyorum ben çekmişim şöyle yine de o çekmemişim Evet şimdi birlikte çekelim bir tane zincirimi çektim kenardaki dört tane trabzanımı birer birer örüyorum bir iki üç ve dördüncü son trabzanım bir iki üç tane zincir çekip kenar patlarımı örüyorum buradan iki tane zincir çekiyorum çünkü Şuradaki şuradaki V'lerimizde yuvalarımızı kuracağız burada bir tane trabzan 1 2 3 zincir bir trabzan burada aradaki zincir sayısını artırdık tekrar tığımın başında oluyorum bir trabzan 1 2 3 zincir yuvaya giriyorum bir tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 zincirimi çekip aynı noktaya giriyorum ve sıramın sonuna kadar bir trabzan, 3 zincir, aynı yuvaya bir trabzanım örüyorum ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Sıramızı yine tamamladık, beylerimizi kurduk. İçerisine trabzanlarımızı örmeye başlayabiliriz. Bu sıramızda da iki tane trabzan, iki zincir, iki trabzan şeklinde e, sona kadar ilerleyelim. Yine buradan kenar patım için olan dört tane trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Şöyle bir tane de zincir çekip Tığımın başını doluyorum. 2 tane trabzan. 2 zincir. 2 trabzan. Hemen geçiyorum. Araya zincir çekmeden. 2 tane trabzan. 2 zincir. 2 trabzan. Sona kadar ilerleyelim. Trabzanlarımızı örerek sıramızın başına geldim. Kenar patlarımı ördüm. Şimdi V'lerimizi kuracağız. Burada V'lerimizi kuracağımız zaman bu sıramızda artışa gideceğiz. Başlangıçta iki tane zincirimi çekiyorum. Yuvaya giriyorum. Bir trabzan, bir, iki tane zincir. Yine aynı yere giriyorum. Ve burada farklı olarak her V arasına bir tane zincirimizi çekiyorum. Bir zincir. Tekrar tığımı başında doluyorum, diğer trabzanın tepesine batıyorum, bir trabzan, iki zincir, aynı yuvaya giriyorum, bir tane daha trabzan örüyorum, arasına bir tane zincirimi çekiyorum. Diğerine geçiyorum. Bu sıramızı bir trabzan, iki zincir, bir trabzan ve her trabzan, yani her V'miz arasına birer zincir olarak tamamlıyoruz. V'lerimizi örerek geldim. Aralarına birer tane de zincirimizi çekmiştik. Şimdi trabzanlarımızı örmeye başlıyorum. 4 tane kenar batımı ördüm. Bir zincirimi çektim. Ve 3 tane trabzan örüyorum. 3 2 zincir 3 trabzan 1 2 3 Araya zincir çekmiyorum. Direkt V'ye geçiyorum. 3 tane trabzan. 2 3 2 zincir 3 trabzan araya zincir çekmiyorum 3 tane trabzan 2 zincir ve bu sıramızı da 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan 2 zincir olarak tamamlayalım 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı ördüm robam yeterli uzunluğa ulaştı şimdi kol altlarını birleştirip elbisemizi bir bütün halinde örmeye başlayacağız tabi arkamızı da kapatacağız şimdi kaçar tane ayırdığımıza bakalım Çünkü kenardaki patımızı saymıyoruz şuradaki trabzan gruplarımızı sayıyorum 1 2 3 4 5 5 tane arkam için grubumu ayırdım Kolum için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kolum için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane elbisemizin ön kısmı için tekrar burada da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kollarımız her ikisi de 9 eşit olması gerekiyor ve burası da elbisemizin arkasıyla diğer tarafıyla eşit olmak zorunda 1 2 3 4 ve 5 Buradaki de arkasını birleştireceğimiz düğme ve ilik çalışacağımız patımızın olduğu bölüm. Şimdi arkamızı kapatarak elbisemizi şöyle toparlamaya başlayabiliriz. Yakından da göstermek istiyorum. Saymak isteyen arkadaşlarımız olursa bazen yabancı arkadaşlarımız da bakıyor. Dilimizi anlayamadıkları için şu şekilde yardımcı olmak istiyorum. Bakınız şöyle. Burası yine kolumuz ve son olarak elbisemizin arkasının diğer parçası Evet şimdi birleştirme işlemimizi yapalım önce arkamızdan başlıyoruz şimdi arkanın e, burada 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan örerek gelmiştim arkanın kenar pat kısmını örmedim çünkü diğeriyle şöyle üst üste tutup birleştirerek öreceğim diğer tarafı şu elimde diğer elimde bakınız tutuyorum şuradaki ilk trabzanımı batıyorum. Buranın da ilkine batıyorum. Ve buradan 1 2 olarak örüyorum. Sonrasında yine tığımın başını doluyorum. ikinciye batıyorum. Buradan da ikinci trabzanıma batıyorum. 1 2 olarak örüyorum. Başını doluyorum tığımın. 3. trabzanıma batıyorum. Buranın da 3. trabzanına batıyorum. Birebir karşılıklı örüyoruz. Şimdi 4. ve son trabzanıma batıyorum. Ve burada da yine aynı işlemimi yaparak elbisemi arkadan kapatıyorum. Bakın elbisemizin patiyeri bu şekilde kapandı. Roba kısmında çalıştığımız gibi V'lerimizi de kurmaya devam ediyoruz. V'lerimizi kurarak örelim. Şimdi tığımın başını doluyorum. Hemen buradaki bölüme giriyorum. Tırabzanımı örüyorum. Bir trabzan, bir, iki, üç tane zincir, bir trabzan tığımın başını doluyorum. Direkt diğer trabzana geçiyorum. Bir trabzan, 3 zincir, bir trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. 2 tane yuva içerisine ördüm. Üçüncüyü şu ara boşta örerek gövde bölümü için artışımı yapıyorum. Bakınız ikisini yuva içine ördüm. Bunu araya örüyorum. 1, 2, 3 gövde bölümüne artış yaptım. Tekrar tığımın başını doluyorum. Şu kısmı görmekteyiz. Yine araya giriyorum. Normal örülmesi gereken yere 3 zincirimi çekip tekrar trabzan giriyorum. 2 zincir bir trabzan ve şimdi kolumuzun bulunduğu yerdeyiz. Bakın burada iki tane yuva içerisine örmüştüm. Bir tane araya girmiştim. 2 yuva içerisine ördüm. Bir tane araya yine girerek artışımı yapıyorum. Şu şekilde şöyle bakalım. Yuva içerisine ördüm. Yuva içerisine ördüm. Araya ördüm. Artış yaptım. Tekrar yuva içerisine, yuva içerisine ve araya ördüm. Kolumuzun işaretinin bulunduğu yerdeyiz. Ve son olarak buraya bir tane daha B çalışması yapıyoruz. 1, 2, 3. Aynı yere batıyorum. 3. Şimdi kaç tane yuva yaptığımıza bakalım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane yuvamız oldu. Ee, şimdi kolumuzu birleştireceğiz. Bu birleştirme için kol altı için zincir çekeceğiz. Zincirimizi çekerek başlayalım. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum. Yeterlidir. Tığımın başını doluyorum ve hemen diğer yuva içerisine girerek bir trabzan 3 tane zincirimi çekiyorum aynı yuvaya batıyorum bu birinci oldu. Şu ikinciyi de yine yuvaya örüyorum buraya giriyorum İki tanesini yuvaya ördüm üçüncüyü araya giriyorum şu araya girerek artışımı yapıyorum 1 2 3 zincir araya girelim araya bakın iki yuvaya bir araya şeklinde ördüm. Tekrar iki tane yuvamıza örüyorum. Araya üçer zincirimi çekiyorum. Diğerine giriyorum. 1 2 3 Şimdi ikisini ördüm. Bir tane araya giriyorum. 1 2 3 bu şekilde Kolumuzun bağlantı yerine kadar örerek gelelim İki tane yuvaya, bir tane araya, bir iki yuvaya bir araya, bir iki yuvaya bir tane araya, kol altına kadar ilerleyelim. Evet, önümüzü iki tane yuvaya bir tane araya şeklinde ördüm. Bir iki yuvaya araya, bir iki yuvaya bir araya, bir iki yuvaya bir araya, iki yuvaya araya iki tane yuvaya ördüm ve işaretimin bulunduğu yere geldim şimdi diğer kol altında çektiğimiz gibi altı zincirimi çekiyorum 2 3 4 5 ve 6 hemen büküyorum diğer arkamıza geçtim tığımın başını dolayarak buraya giriyorum ve trabzanımı 3 zincirimi ördüm arkalarımın eşit olmasını istediğim için diğer bakınız kolumuzun birleştirme noktasını hemen yanında araya bir tane örmüştük buraya araya örüyorum arkaya geçtiğim yere 3 zincirimi çekip tekrar giriyorum ve sonrasında 2 yuvaya bir tane araya şeklinde devam ediyorum 1 2 3 bu şekilde bakınız birleştirme işlemimizi tamamlıyoruz. Sona kadar tamamladım ve buradaki V sayısını da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diğer tarafta da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunları kontrol edelim. Sayılarımız eşit olsun. Şimdi e, arka patın bulunduğu yerdeyim. Bu patın üzerine de bir tane daha V'mizi kuralım. Tığımı başını doluyorum. Patın 1, 2, üçüncünün üzerine geliyorum. Bir tane trabzanımı, 3 zincirimi çekip girerek bir tane V'mi de buraya kuruyorum. Şimdi ikinci sıramıza başlayabiliriz gövde kısmından. Bu son sıramızda bakın şu şekilde geçişimi yapıyorum. Sıramızı bir düzlüyoruz. Bakın sıramız düzlendi. Buraya 1 2 3 tane zincirimi çekip 3 tane trabzan 2 zincir bakın 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımın olduğu bölüme geçiyorum ve V'lerimi Kolumun altındaki zincir yuvasına gelene kadar örüyorum. Her bir yuvanın içerisine üçer trabzan, araya ise iki zincir. Bir, iki zincir, üç trabzan. Kol altımıza kadar örerek geldim. Şimdi tığımın başını doluyorum. 1 2 iki. ikincinin içerisine giriyorum. 3 tane trabzanımı kol altından genişlemesi için örüyorum. 2 zincir yine aynı yuvaya 3 tane trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Yüveğimizin içerisine geçmeden 1 2 atlayıp hemen üçüncüye yine 3 tane trabzanım örüyorum. Yani kol altına iki tane yuvamızı kuracağız. Birini kurdum. ikinciyi de hemen kurmak üzereyiz. 2 zincir aynı yuva içerisine. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan kol altımızda iki tane yerleştirdik. Şimdi Geçiyorum. V'lerin olduğu yere örüyorum. Şöyle sırtımıza geldik. Önümüze geldik. Pardon. V'lerin içerisindeyiz. Burada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Diğer kol altımıza kadar işlemlerimizi 3 trabzan 2 zincir olarak örelim. Tamamlayalım. Diğer kol altımızda yine birlikte çalışalım. Elbisemizin ön kısmını örerek geldim. Şimdi kolumuzun altındayız. Çekmiş olduğumuz zincirimizdeyiz. Tığımın başını doluyorum. Bir, ikinciye iki atlayıp üçüncüye de batabiliriz. Fark etmez. Bu kısma iki tane model yerleştirecek gibi ayarlayalım. Diğer kol altına da iki tane yerleştirmiştik. Üç tane trabzanımı örüyorum. İki zincirimi çekip tekrar aynı noktaya üç trabzanımı örüyorum. Bir, iki, ve 3. Tığımın başını dolayarak bir atladım, iki atladım, üçüncüye gelip batıyorum. Trabzanlarımı kol altına örüyorum ve iki tane model buraya çıkarıyorum. İki zincirimi çektim. 2 ve 3. Evet, bundan sonra yine şöyle çeviriyorum elbisemin arkasını ve yuvaların içerisine üçer trabzan şeklinde ilerliyorum. Bakın şimdi kol altını bu şekilde görmekteyiz. İki tane modelimi kurdum. Önden devam etmiştim. Şimdi beylerimizin hepsini örerek başlangıç noktamıza kadar gelelim. Evet kolumuzu birleştirdik. Kol altı için ikişer tane daha modelimizi kurduk. Elbisemizin gövde kısmından ilk sıramızı ördük. Şimdi arkasını çeviriyorum. İkinci sıramıza yani V'lerimize başlıyoruz. Modelimiz tamamen bundan oluşmakta. Bir sıramızda V'mizi bir sıramızda trabzanlarımızı yaparak e, ilerleteceğiz. Şöyle görelim arkamızda kurdum. Bakın başlangıç noktasının bulunduğu yerdeyim. Şimdi geçişimizi yaparak V'lerimizi hazırlayabiliriz. Şuraya geçiyorum. Bakınız şu kısma batıyorum. ilmeğimi kaydırıyorum. Rahatça. Hiç büzdürmeyi. Diğerine batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Araya giriyorum. Ve buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çekip aynı noktaya gelerek ilk V'mi kuruyorum. Sıra başı olduğu için. Diğerlerine araya zincir çekmeden batıyorum. Bir trabzan, 3 tane zincir, bir trabzan. Tığımın başını doluyorum. Bir trabzan, 1, 2, 3 zincir. Bir trabzan şeklinde örerek sona kadar devam ediyorum. Yandaki trabzanımı da ördüm. İlk V'mi bu şekilde kurdum. Her V'mizin arasına bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak giriyorum. Bir trabzan, 1, 2, 3 zincir. Yeniden aynı yuvaya bir trabzan. Araya bir zincir tekrar diğerine geçiyorum bir trabzan 3 zincir aynı yuvaya giriyorum ve beyler arasına bir tane zincir çekiyorum bu şekilde sıra başına kadar gelip üst sırada ise yine 3 tane trabzan 2 zincir biraz bu şekilde bir sıramız trabzan bir sıramızı e, ee, beylerimizi yani şuradaki yuva kurulu, yuvalarımızı hazırlayıp biraz büyütelim Evet sevgili arkadaşlar ben elbisemizi bu iki işlemi tekrar ederek büyüttüm ve bu şekilde görülmekte bakınız çok güzel oldu en son sıramı da ördüm en son sıramda sadece bir farklılık yaptım şöyle bakınız fark ettiyseniz şu şekilde bir kıvrımları var güzel dökümleri var bunu da 4 trabzan bir zincir dört trabzan şekliyle ördüm aralıklarla kimisini üçer ördüm bakın görüldüğü gibi kimisini dörder örerek tamamladım şöyle görelim birini 3 birini 4 bakınız İkisini dörtte örebilirsiniz. İkisini dörtte ördüğümde oldu. Ve araya da mutlaka birer tane de zincir çektim. Üçerli, dörderli en son sıranız ne kadar olacaksa yani en son sıra nerede bitirecekseniz her trabzan arasına bir tane zincirimiz kimisi 4, kimisi 3 ya da hepsini 4 4 olarak da çalışabilirsiniz. Evet, şimdi kaç sıra ördüğümüze bakalım. Ee, şöyle kol altından saymaya başlıyorum. 1 2 3 sadece trabzanları sayıyorum. 4 5 6 7 8 ve son 10. sıramızı tamamladık. Ben 1 yaş civar bebeklerimiz için bu çalışmamızı yaptım. 1-1,5 yaş gayet güzel. Yeterli uzunlukta zaten çok uzun elbiseler olmuyor. Malum biliyorsunuz bebeklerimize. Şimdi çok tatlı ve güzel bir çalışma oldu. Şimdi elbisemizin burasını ön burasını arka olarak düşünmüştük. Ama her ikisini de ön olarak çalışabilirsiniz. Buraya çok şık ince düğmeler, ince düğmeler dikip ön olarak bu kısmı da çalışabilirsiniz. Arka olarak diğer tarafı da ayarlayabilirsiniz. Yani tamamen zevkimize göre ayarlamalar yapabilirsiniz. Ben burayı önce arka olarak başlamıştım ama şu an ön olarak bile çok hoşuma gitti. Şöyle önde güzel bakınız. Önde de gayet güzel durmakta. Şöyle netleştirelim. Çok güzel. Burası da Diğer tarafta aynı şekilde. Şimdi en son işlemlerimizi yapalım. Buraya düğmelerimizi de çalışalım. Elbisemiz kullanılmaya hazır hale gelsin. Elbisemizin düğmesini dikeceğim ama şöyle üst sıraya şuradaki bölümümüze şöyle bir kurdele takmak istiyorum. Ve burayı ön olarak kullanmaya karar verdim. Düğmelerin olduğu bölümü sizler nasıl arzu ederseniz o şekilde çalışabilirsiniz. Birer birer şöyle geçiriyorum. Her birisinden Birer birer bakınız. Sona kadar gelelim. Sonra düğmelerimi de dikeyim. Fiyongumu da çalışayım. Tamamlanınca görüşelim. Bir tane ve aşağıda bir tane ve yukarıda olacak şekilde kurdalemi geçiriyorum. Kurdalemde şöyle gördüğünüz gibi organize ince bir kurdale. Evet sevgili arkadaşlar ben kurdalimi taktım. Dört tane de düğmemi dikerek e, tamamladım. Ben bu kısmı ön olarak kullanmayı planlıyorum. Elbisemiz bu şekilde oldu. Bakınız gayet güzel, şirin bir çalışma oldu. Umarım sizler de bu güzel çalışmamızı beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.